Kahramanmaraş hemşerilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun. Hepinizin ayaklarını sağlık. Kahramanmaraşlı olarak, Kahramanmaraşlı bir bu coğrafyanın bir evladı olarak en çok birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız olduğu günler, bu günler. Yani maddenin manaya boyun eğdiği İstiklal madalyalı bir şehrin evladı olarak, şiirin, edebiyatın başkenti, yedi güzel adamın şehri Kahramanmaraşlı olmak bizim için bir onur, bir şeref. İyi ki Maraşlısınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Kahramanmaraşlı olarak Türkiye'mizin, ülkemizin her bölgesinde, her noktasında bir gazeteci kardeşiniz olarak geziyoruz. Gittiğimiz her yerlerde Kahramanmaraşlara ait dernekler, sivil STK'lar bizim için olmazsa olmaz en önemli ziyaret noktalarımızdan, uğrak noktalarımızdan bir tanesi. Yani metropol şehirlerde, büyük şehirlerde yaşamanın en önemli faktörü birlik olmak, beraberlik olmak, dayanışma olmak. Biriniz holding sahibi olursunuz, biriniz inşaatçı olursunuz. Ama aynı sofrada bir kuru ekmeği paylaşmak ve aynı memleketin, aynı coğrafyanın, o yörenin özgü sohbetini yapmak, bu bir en büyük zenginliğimiz. Hepimiz bakın farklı işlerde, farklı kimliklerde, farklı kişiliklerde, farklı işlerde uğraşsak da bugün bir Kahramanmaraşlı olarak herkes aynı sofrayı, aynı masayı paylaşmış. Allah birliğinizi daim etsin inşallah. Şimdi çok sözü fazla uzatmadan, Kemal'de geçen yıl büyük bir özveriyle, samimiyetle Kahramanmaraşlılar dernek kurdu. Yani bir çatı oldu. Sonra asrın felaketini, depremin üst bölgesi, iki ayrı deprem, Kahramanmaraş'ta, Pazarcık, Elbistan olmak üzere 11 şehrimizi yıktı geçti. 15 milyon insan, 15 milyon vatandaşımız, dün her şey olanların bugün hiçbir şeysi olmadığını gördük. Ve birçokları Kızılay'ın çadır kuyruklarında, çorba kuyruklarında gördük. Yani hayat bugün var, yarın yok. Yani ülke olarak, bölge olarak hepinize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetler, böyle felaketler yaşatmasın temennisinde bulunuyoruz. Bu yüzden yani Antalya, Serik, Alanya ve bununla birlikte Kemer, Kahramanmaraşlıların böyle bir çatısı olması, bir derneği olması bizim için önemliydi. İnşallah bu yol federasyona gider. Yani bugün Elbistanlısı, Avşinlisi, Göksunlusu, Pazarcıklısı, dışarıda hepimiz Kahramanmaraşlıyız. Evet. Dışarıda hepimiz Kahramanmaraşlıyız. Maraş'ta ben Elbistanlıyım, arkadaşım Avşinli, öbürü Göksunlu. Ama Antalya'da hepimiz Kahramanmaraşlıyız. Onun için derneğe katkı sağlayan, omuz veren, yani illaki maddi değil, manevi olarak güç veren, işte bakın ölümüz olsa tabuta 4 tane omuz lazım. Cenazeni kaldırmak için 4 omuz lazım. O yüzden yani Allah kimsenin başına kötü iş vermesin. Bir düğünün olduğunda, derneğin olduğunda, bir cenazen olduğunda işte bu insanlar cenazemizi kaldıracaklar. Bu insanlar düğünümüzün, derneğimizi şen edecekler. Halayın başında, halayın bizim düğünümüzü şen etmek için çalışacaklar. O yüzden birbirimize sahip çıkalım. Bakın en büyük eksikliğimiz, en büyük noksanlığımız belki de bu. Dayanışma, hoşgörü. Yani olan, var olan, yok olmayana verecek. Yani bugün pacası tütmeyen ve evinde başka gıdası olmayan insanların evine pacasına duman olabiliyorsak, mutfağına tüp olabiliyorsak en güzel hemşericilik bence bu. Yani 5 tane dernek yönetiminin yani lüks bir mekanda gidip selfie çektirip
İşte bugün de yönetim olarak toplandık deyip orada 5 kişinin yemiş içmiş kalkmıştı, dernekçilikti. Bu beraberlik dedi. Yani iş size, üniversite öğrencisine veya başka sıkıntısı olanlara bir el avuç olmuyorsa, el ayak olmuyorsa bizim de dernekçilikten konuşmamızın hiçbir anlamı yok. O yüzden gece gündüz çalışan, derneğe de katkı sağlayan, illaki derneğin yönetiminde olması gerekmiyor. Bana göre buradaki bütün Maraşlı hemşehrilerimiz birer dernek başkanı benim için. Yani konumu, durumu, pozisyonu ne olursa olsun hepsi de benim için dernek başkanı. Her Maraşlı bizim için dernek başkanı. O yüzden şimdi alkışlarınızla Kahramanmaraş, Antalya'mızın dernek başkanı Avukat Mehmet Akif Yıldız'ı hemen vermek istiyorum. Sanırım o da bir teşekkür konuşması yapar. İlgiyle, alakayla dinlediğiniz için hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Değerli hemşerilerim, öncelikle burada hep birlikte bulunduğumuz için ben çok mutluyum. Kemer'de bayağı duyuyorduk hemşerimizin sayısının çok fazla olduğunu. Buraya geldiğiniz için herkesin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi Bahattin abi dernekçilikle ilgili bir iki kelam etti. Ben de bir iki kelam söyleyeyim. Şimdi öncelikle biz geldiğimiz zaman şunu gördüm ben. 4 kişini bulup da bir cenazesine defnedecek bir durumu olmayan insanlarla tanıştık. Onları gördük biz. Harun abi gibi, işte başkaca gönül insanları gibi insanlar sayesinde düğünler, dernekler, düğünler, cenazeler şenlendi. Kalabalık oluşturuldu, cenazeler defnedildi. Şimdi biz dernek olarak ne yapmalıyız? Bu kadar insan toplandık, yemek yedik, dağıldık gibi değil. Bir derneğimiz var artık Kemer'de. Kemer'de bir birlik, beraberlik sağlamamız gerekiyor. Tur abi başkan önderliğinde bir yönetim oluştu. Seversiniz, sevmezsiniz, zaman içerisinde, dernek içerisinde bir çatlaklar oluşur. Zaman içerisinde yönetime gelmek isteyen, başkanlığa gelmek isteyen insanlar olacaktır. Bu işler sırayla, zamanla olan işler. Biraz emek vermek gerekiyor. Önemli olan birlik, beraberlik, tutkunluk sağlayabilmek. Şimdi biz Antalya'da resmi 64.000, 34.500, gayri resmi tahminlerimize göre 60-55.000 arasında Kahramanmaraşlıyız. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Kahramanmaraşlı bulunuyor. Her işletmede, her mevkide hemşerimiz bulunuyor. Kimiyle birebir tanışabiliyoruz, kimiyle tanışamıyoruz ama bu dernekler sayesinde başsavcımız var Seyrik'te, geliyor oturuyor. Kaymakamımız var, geliyor oturuyor. Antalya'da defterdarımız var, geliyor oturuyor. Dernekler mevkiyle ya da makamla ölçülmüyor. Önemli olan burada birlik, beraberlik, Kahramanmaraşlı olmak. Hepimizin köyü var, ilçesi var ama Antalya'da hepimiz Kahramanmaraşlıyız. Kemer'de de birlik, beraberlik sağlayarak inşallah hep böyle kalabalıklarla, birlik, beraberlikle yıllarımızı geçiririz inşallah. Başkanıma da yönetimine de başarılar diliyorum. Allah muvaffak eylesin. Biz Allah nasip ederse Antalya'da daha fazla ses getirebilmek için, daha fazla güç sağlayabilmek için Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılayabilmek için federasyon kurma çabasına girdik. Teşkilatlanmamız gerekiyor. Yani bir 50 bin, 60 bin insanın yapamayacağı birlik olduktan sonra hiçbir şey yok. Biz derneklerle, hemşehrilerimizle bir araya gelip bir federasyon kurabilirsek Antalya'nın her yerinde, hem ilçesinde hem merkezinde, her yerde her hemşehrimizin sıkıntısını gideririz. Herkesin ihtiyacına koşabiliriz. Bunun için dernekleşmek çok önemli. Derneğe sahip çıkmak çok önemli. İnşallah herkesin bir üye kaydı, üye formu vardır. Üye girişi yapılır. Kemer'de en uç beldelere kadar ulaşıp tüm hemşehrilerimizin bir listesi oluşursa, herkes birbirinden haberdar olursa hem düğünlerimiz daha şen olur, hem cenazelerimiz daha kalabalık olur, matemimiz daha kalabalık olur. Allah nasip ederse inşallah birlik beraberliğimiz devam eder. Biz merkezdeki dernek olarak her zaman ilçelerle birlikte kol kolayız. Başkanımız da zaten dernekçi bir insan. Allah muvaffak eylesin. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikteyiz. Antalya'ya geldiğinizde de Antalya şey yaptığınızda derneğimize bekleriz. Allah yolumuzu açık etsin. Kemer'de de Kahramanmaraşlılar var dedirttirelim inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Herkese teşekkür ederim.
teşekkür ederiz. Başkanıma da söz vereyim, bir iki kelam dua eder belki. Ben hemen başkana söz vermeden önce şöyle bir gösterir misin Arıcığım? Bak şöyle, ben çok etkilendim Kemer'in birlikteliğinden, beraberliğinden, tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizden. Böyle güzel coşku, samimi, gözlerinden akan böyle bir samimiyet var. Onları biz alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, uzun yıllar yakından tanıdığımız kıymetli kardeşim. Yani bir işin hani bir doğum sancısı var ya işte, bu süreç çok önemli. Yani ilk kurulurken bir yola çıkmak, yolun adını koymak, yola yürümeye başlamak, bunlar çok önemli. Büyük yürüyüşler küçük adımlarla başlar. Yani bugün depremin ardından geçen bu süreçte bir sene geçti. Bugün bir kalkışma olmuş, bir diriliş olmuş. Neyi yapmışsınız? Başta Turabi genç kardeşime ve tüm Kemer'deki oturan, Kemer'de ikamet eden kıymetli hemşerilerimize bu güzel birliktelik için çok teşekkür ediyorum. Turabi genç'e hemen iki cümle, belki o da bir selamlama konuşması yapmak ister. Kendisine veriyorum, alkışlıyoruz efendim. Öncelikle hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sayın Başkanımız Bahattin Bey. Arkadaşlar hepinizin ayağına sağlık, hepiniz hoş geldiniz. 10 yıldır yaklaşık Antalya Derneği'nde yönetimde görev alıyorum. Hani dernekçiliği son noktasına kadar yaşadım. Hani çok şeyler yaşadım. Burada da bir derneğin olmasına kanaat geldik. Bu işe el attık. Burada Allah'ın izniyle bu derneği kurduk. Deprem oldu. Depremden dolayı ara verdik. Yoksa şimdi çoktan bu dernek duyulup çoğu şenlikler yapılırdı. İnşallah bundan sonra sık sık böyle bir araya gelip birlikte olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin ayaklarına sağlık. Manzara çok güzel. Evet, dernek başkanımız Avukat Mehmet Akif Yıldız'a, Kemer Dernek Başkanımız Turabi Genç'e çok teşekkür ediyorum. Yönetimine çok teşekkür ediyorum. Buraya evinden, işinden feragat ederek zaman ayırmış olan, bu birlikteliğe güç veren, kuvvet veren kıymetli Kahramanmaraşlı hemşerilerimize gerçekten yürekten çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Sevgili hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Aslında ben böyle şeyleri pek bilmem yani, çok pek de başaramam ama herhalde olay bana kaldı. Şimdi bugün buraya toplamamızın bir nedeni var. Yani dernek, tamam dernek bizim için bir amaç ama önümüzde bir seçim var. Şimdi Armer de söyledi, başkan da söyledi, birlikten beraberlikten bahsetti. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, ben 20 yıldır buradayım. İlk defa herhalde bu kadar insan bir araya geldik. Maraşlar olarak. İnşallah Allah bozmaz. Hep de berabere geliriz. Birlikte oluruz. Şimdi ben telefonla ulaştığım abilerime genelde açıkladım buraya gelmemizin nedeninde olduğunu. Bugün size buradan tekrar açıklayayım. Şimdi önümüzdeki seçimde gönül ister ki hepimizin bir arada hep beraber hareket etmemizi sağlayan bir ortam oluşsun. Bunu yapar mıyız, yapmaz mıyız diye bir araya geldik. Sizin de fikirlerinizi almak için bir araya geldik. Burada toplanmamızın amacı hep beraber toplanalım, Ahmet'e verelim, Mehmet'e verelim oyumuzu değil. Hep beraber bir öncelik birlikte oluyor muyuz, olmuyor muyuz ona karar vermemiz. Sonra gücümüz nedir, kaç kişiyiz, hep beraber kaç kişi hareket edeceğiz onu bir anlamamız lazım. Ve ondan sonraki süreçte de Allah nasip ederse işte sizlerin öncülüğünde ne derseniz, kime derseniz, kazanacak olan kimse, hep beraber onu desteklemeyi istiyoruz. Nedenini zaten buradaki insanların birçoğu ticaretle uğraşıyor, benim gibi. Nedenini hepimiz biliyoruz, biz buralı değiliz. Ne yaparsak, ne edersek edelim, hep biz ikinci sınıfız. Bir araya gelmedikçe ikinci sınıfız. Bir araya gelmedikçe hep görünmeyen taraf biziz. Bizi parçalıyorlar, bölüyorlar.
Yarımızı bir tarafa, yarımızı bir tarafa alıyorlar. Hiçbir değerimiz kalmıyor. Biz bir araya nasıl gelirsek, ne kadar bir arada durursak, ne kadar çok bir arada durursak o kadar değerliyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Amacımız bu. Şimdi ben hızlıca şey yapayım. Eğer sizlerin de onayı varsa, hep beraber hareket etmeyi istersek, yaparsak bir süreç oluşturmamız lazım birkaç gün içinde. Siz de biliyorsunuz listeler misteler oluşacak. 20'si son. Pazartesi son yani. Yani bizim bu gece ve yarın hızlıca bu işi yapmamız lazım. Biz Tur abime bayağıdır söylüyoruz. Bugün nasip oldu. Biraz da uğraştık falan hafta. Hayırlısı olur inşallah. Yaparız ederiz. Şimdi eğer yeterli çoğunluğu falan sağlarsak amacımız şu. Bir belediye başkan yardımcısı bizden olsun istiyoruz. Amacımız meclis üyesi çıkarmak falan değil. Ha yani şimdi belediye başkan yardımcısı olmak için de ya meclis üyesi olması gerekiyormuş ya da memur bir arkadaşın olması gerekiyormuş. Sizlerin ortak amacıyla ne istiyorsanız onu yaparız. O şekilde bir ilerlemek istiyoruz. Bunu da nasıl yaparız? Benim düşüncem. Ben önce bunu bahsedeyim size nasıl yapacağımızı. Bir an önce eğer berabersek herkesin söz sahibi olduğu kişilerin sayısı kimse, işte Tur abinin telefonunu atarız bunu, benim telefonumu atarız, kimse aile reislerinin şeyiyle. Bilmiyorum hani sizin daha farklı bir düşünceniz olabilir ama benim düşüncem şu. Yani aile reisi kimdir? Atıyorum Ahmet. Kaç kişi var aşağıda? İsimlerini yazar. Ahmet abinin telefon numarasını verirler. Sadece o kişiyle muhatap olunur. O kişiyle konuşulur. İstişare de o kişiyle yapılır. Süreçte bahsediyorum. Böyle bir düşüncemiz var ama bunu hızlıca yapmamız lazım. Siz ne dersiniz? Bu konu hakkında konuşmak isteyen var mı? Sözü size bırakayım. Öncelikle olay bir bu. Şey ekleyebilirim. Şimdi buradaki herkesin bir siyasi düşüncesi var, bir siyasi görüşü var. Ama önemli olan bunu şey bilmez yani, o oy verdiğin kendinizle artık Allah arasında kalmış. Onu kimseye bildirmenize de gerek yok ama biz bir birlik hareket ediyoruz dersek, atıyorum ben İYİ Parti'ye vereceğim, A Parti'ye vereceğim, B Parti'ye vereceğim, AK Parti'ye vereceğim, CHP'ye vereceğim. Bunu kimse bilmese de olur. Ben kendi oyumu verebilirim ama ben şunu diyebilirim. Ben Kahramanmaraşlıyım, Kahramanmaraşlarla hareket ediyorum dediğim zaman bir birlik, bir güç olur burada. Bu güçle de abimin de dediği gibi ya bir belediye başkan yardımcılığı ya bir daire başkanlığı ya bunlar atıyorum bir hepiniz esnafsınız. Bir en ufak bir belediyeyle bir sorun olduğu zaman millet rica bilgilerine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama bir hemşeriniz olduğu zaman hemşerim gel buraya diyebilirsiniz kolundan. Bir samimiyetin olur, bir rahatlığın olur. Ya benim samimiyetim olmasa başkanımın samimiyeti olur, başka birinin samimiyeti olur. Ondan dolayı bir birlik beraberlik sağlayalar. Sağlayamasak bile bunu sağladığımızı göstererek insanlara, adaylara yönelirsek bir sonuç alınabilir. Yani şu an bildiğim kadarıyla 3 mevcut aday var temelde. 3'ünden de destek, 4'ünden de ya da yüksek ihtimali olan hangisi ise bir ya da ikisinden bir belediye başkan yardımcılığı ya da bir mevki, daire başkanlığı olur ya da meclis ile ilçe encümeni olabilir. Bir yer bir talepte bulunabilir, bir taleple gidilebilir. Bununla ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz varsa buradaki tabii siz sosyal yapıyı daha iyi biliyorsunuz. Yani iletişimimiz birbirinize daha fazla olduğu için, birbirinizi tanıdığınız için. Yani bir fikirleri alabilirsek ne yapacağız, ne yapmayacağız ona göre bir yöntem çizilebilir. Çünkü zaten 1,5 günlük bir süre kaldı. Ayın 20'sinde son. Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmek zorundalar listeyi saat 5.30'a kadar. 1,5 günlük sürede en azından bizde bir kişi ayağını atmış olsun oraya. Bence de yani 500 üyesi 35 seneden beri buradayım başkanım. Bir tane Kahramanmaraşlı ne encümen çıktı, ne başkan yardımcısı çıktı. Bir tane çıkmadı bugüne kadar. Kaç bin oyumuz ne var? Ne de belediye personeli. En fazla oyda bizim oyumuz. 2500 tane Kahramanmaraş'tan oy var arkadaşlar. Yani birlik olmadığı için. Herkes aynı yere vermese bile bunu. Birlik olmadığı için. Herkes aynı yere veriyor. Yerel yönetimdeki genel seçimlerle yerel seçimler farklıdır. Yerel seçimlerde birlik beraberlik daha önemlidir. Tabii. Şahsım için konuşmuyorum. Bizim birisi bir tarafa senin dediğin gibi sündürüyor, öbürü öbür tarafa oyun gibi dağıtıyorlar Maraşları. Ondan sonra da söz hakkımız yok Kahramanmaraş'tan. Ben Kahramanmaraşlı olmaktan gurur duyuyorum. Onur duyuyorum. Bir yerde söylerken de kesinlikle Maraş kelimesini kullanmıyorum. Neresin dediği zaman Kahramanmaraşlıyım diyorum. Buradaki avantajları bahsetmeye de çok gerek yok ama ben size özetleyeyim yani. Ayrı ayrı herkesin bir yere gittiğinde olan şu, hepimizin başına geldi. Atıyorum Mustafa Gül kazanıyor, gidiyor Ahmet abiye eziyor. Necat Hoca kazanıyor, gidiyor Mustafa abiye eziyor. Ama birlik beraberlik olursa
Herkes derse ben Maraş'ta nereye dedi ben oraya verdim derse kimse kimseye ezemez. Zaten birlik olduğu bir şey de öyle bir şey de giremez. Netleşelim ama şimdi bakın 4 aday var diyorsunuz. Şimdi 1,5 gün var diyorsunuz. Yani şimdi bir net bir kişi varsa bilelim kime gideceğiz şimdi. Kimden ne isteyeceğiz? Net bir kişi yok. O şöyle hep şimdi beraber. Her birine ayrı ayrı gidecek. Bu talep de şimdi hepsinden talepte bulunursun. Bunu ciddi anlamda karşılayabilecek şimdi... kim varsa ona göre bir düşünüp konuşulur. Abi net kişi de olayı da şu. Talebimizi de karşılamazsa bağımsızdan bir tane meclis üyesi koyalım diye. Aynen. Sonraki süreçte kimi destekleyeceğimiz yani yine belirleriz. Talebimiz yani. Karşılanmazsa. 2000 oy bir bağımsız bir meclis üyesi çıkartıp Kemal. Yani, muhakkak yani birileriyle ciddi görüşülmesi gerekiyor. Yani talebimiz yani. Karşılanmazsa. Abi buradaki şöyle, benim düşündüğümü sana söyleyeyim. Birlik olmamızın amacı şu, hani ben az önce dedim ya bir liste. Sen bana bir liste verdin ya, biz kaç kişi olduğumuzu anladıktan sonra ben telefonda gizlice sana sorarım gerekirse abi. Abi kime verelim? Sence kim güçlü gözüküyor? Tamam mı? Ondan sonra da kimin neye dediğini... Olmaması gerekiyor. Hayır. Burada bir şey varsa, bir net bir şey bilelim yani. Burada kimseye ne Ahmet'e vereceğiz, ne Mehmet'e vereceğiz diye bir şey yok şu anda. Bizim amacımız kazananın yanında durmak. Yani o belediyeye girmek. Şimdiden birinin belediyede olması. Diyeceğim olursa olsun ya. Gidenler yeni kurulur. Abi onu hep beraber karar verelim diyorsun. Yani Onur abinin yaptığı, benim yaptığım ve senin yaptığın da değil. İnşallah çok güçlü olur. Hızlı hareket etmek lazım. Evet hızlı hareket etmek. Gazetesi zamanımız. Hızlı hareket etmenin de yolu şu. Dediğim gibi yani eğer hep berabersek. Ben ya dosyamı hazırlayayım. Şeye vereyim tabii. Seçim kuruluna. Ben yedek plan olarak B planımız da var. Yani şeyde değil. Yani mevcut varsa onu hızlıca şöyle. Herhangi bir başkanla konuştuk ya yani başkan adayıyla konuştuk bir şeye giremediyse bizim kendi bağımsız bir adayı çıkarıp yani gerçekten yani oy oranını başkanı destekleme süreci bir şey gelmezse ben bağımsız encümen adayıyım. Bizim oyumuz kaç başkanı var? Diğer başkan oyumuz var. Kim yapmak istiyorsa, kim gönüllüyse. Gönüllü kim ise baş tacı. Onu belirtelim.